Merhabalar sevgili arkadaşlar. Asit bazlar 3. testimizle çözümümüze devam ediyoruz. 1. soru bize diyor ki nitrik asit çözeltisine sodyum metali, sodyum karbonat katısı ve gümüş metali ilave edildiğinde açığa çıkan gazlar hangisinde doğru verilmiştir? Nitrik asitin içerisine öncelikle sodyum metalini ilave edelim. Nitrik asitin içerisine sodyum metali ilave edildiğinde açığa çıkan maddeler sodyum nitrat artı H2 gazı olacak. İkinciyle devam ediyorum. Yine nitrik asitin içerisine bu sefer sodyum karbonat katısı ilave ediyorum. Açığa çıkan gazlar karbondioksit, su buharı ve sodyum nitrat olacak. Devam ediyorum. Nitrik asitin içerisine bu sefer gümüş katısı ilave ediyorum. Gümüş katısını ilave ettiğimde gümüş nitrat oluşturuyorum. Nitrit çözeltisi oluşturuyorum. Ve su buharını açığa çıkartıyorum. Bakalım şıklarda hangileri var. Birincisi kesinlikle hidrojen gazı olmalı. O zaman B, D ve E şıklarını eledim. İkincisi kesinlikle ne olmalı? Karbondioksit. Çünkü N2O çıkmıyor. A şıkkını eledim. Karbondioksitle devam ediyorum. Üçüncüsünde bakıyorum nitrit katısı var mı? Gazı var mı? Var. O zaman cevabımız birinci soru için C şıkkı olmalıdır. İkinci soruyla devam edelim. Bakalım ikinci soru bize ne diyor? 25 derecede pH değeri 7 olan saf su içinden nitrit gazı geçirilerek bir miktar saf suda çözülmesi bekleniyor. Saf suyun pH değeri ne olur? Şimdi nitrit gazı suyla birleştiğinde asidik özellik gösterir. Bu yüzden suyun pH'i artmaz, azalır. Saf sudaki hidroksit iyon derişimi azalır çünkü nitrik gazı asidiktir. Doğru. Suyun bazlığı artar diyor. Hayır, artmaz, azalır. O zaman hangisi doğru? Yalnız 2 doğru. İkinci sorumuzun cevabı B şıkkı. Üçüncü soruyla devam edelim. Hangisi suyla etkileşerek suyun pH değerini azaltır? Suyun pH değerini azaltmak istiyorsan ne yapmalısın? Asidik özellik gösteren madde eklemelisin. Bir kere bu madde bir tuz. Bu madde bir bazik özellikte. Suyla birleştiğinde bazik özellik gösterir. Bu madde yine suyla birleştiğinde bazik özellik gösterir. Amonyak kendisi zaten bazdır. Ancak karbondioksit suyla birleşirse ne olur? Bize asit özelliği verir. O zaman cevabımız pH değerini azaltacağı için karbondioksit gazı olmalıdır. Dördüncü soruyla çözümümüze devam edelim. Sulu çözeltisi pH 1, Y'nin pH 6, Z'nin pH'inin 13 olduğu çözeltilere bakacağım. Elimde ne var? X, Y, Z sulu çözeltilerinin pH'ları var. Hangileri doğrudur? X çözeltisi asittir. Asitler mermerle tepkime verirler. Açığa karbondioksit gazı çıkar. Doğru. Y ve Z karıştırılırsa birisi asit, diğeri baz. Bu ikisi karıştırıldığında OH sayısı H artı sayısından fazla olur. Çünkü Y nötre yakın olduğu için zayıf asit. Z 14'e yakın olduğu için kuvvetli baz. Baz daha kuvvetli olduğu için hidroksit iyonu, hidronyum iyon sayısından fazla olur, doğrudur. Y'nin sönmüş kirecin sulu çözeltisi olabileceği söyleniyor. Asitler değil, bazlar sönmüş kirecin sulu çözeltisi olabilirler. O halde dördüncü soru için cevabımız 1 ve 2 D şıkkı olmalıdır. Beşinci soru ile devam edelim. Bakalım beşinci soru ne diyor? Sülfat ve nitrit çözeltisi var. Bu çözeltilerden her ikisi içinde hangisi yanlıştır? Benim canısı ismini verdiğim 3 adet gaz var. Nedir bunlar? Karbondioksit, nitrit ve sülfat gazı. Bunlar sulu çözeltisiyle asidik özellik gösterirler.
Asidik özellik gösterdikleri için atmosferde su buharıyla birleşerek ne yaparlar? Asit yağmurlara neden olurlar. Asitler turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Ve bunlar asidik özellik gösterdiği için suda çözüldüklerinde H artı hidronyum iyon sayısı yükselir. O halde cevabımız E şıkkı olmalıdır. Altıncı soruyla devam edelim. Hangisinin sınıflandırılması doğru verilmiştir? Alüminyum oksite baktığım zaman alüminyum oksit asidik oksittir. Kalsiyum oksit yine nedir? Asidik oksittir. Kalsiyum monoksit asit oksit değil, bazik oksittir. Sönmüş kireç oluşturur. N2O nötr değil, asidiktir. NO2 nötr değil, asidiktir. O halde cevabımız D şıkkı olmalı. Devam ediyoruz. Yedinci soru ile. Yedinci soru bize ne diyor? HCOOH ve NH4 OH sulu çözeltisi ile ilgili hangisi ikisi içinde ortaktır? Bunlar nedir? Bu çözelti asidik, bu çözelti bazik çözeltidir. Dolayısıyla bunların pH'i birbirinden farklıdır. Turnusol kağıdını biri kırmızıya, diğeri ise maviye çevirir. Ele kayganlık hissi veren bazik olandır. Hidroklorik asit ile tepkime veren bazik olandır. Ancak hem asitler hem bazlar sulu çözeltisinde elektrik akımını iletirler. O halde doğru cevabımız C şıkkı olmalı. 8. soruyla devam ediyoruz. Magnezyum hidroksit ve H2SO4 çözeltileri karıştırıldığında tuz ve su oluşuyor mu? Bakalım. Bunlar nedir? Bu madde bir bazdır. Bu madde ise bir asittir. Asitler ve bazlar nötralleşme tepkimesi ile ne oluştururlar? Tuz ve su oluştururlar. Oluşan tuzun sulu çözeltisi nötrdür. Hayır, değildir. Çünkü H2SO4 kuvvetli asittir. Dolayısıyla asidik tuz oluşur. Net iyon denklemi de hidronyum ve OH'ın birleşmesiyle oluşan sudur. O halde yanlış cevabımız yalnız 2 olmalıdır. Cevabımız B şıkkı oldu. 9. soruyla devam edelim. Kütlece %20'lik sodyum hidroksitin hacmi 400 mililitre. Bu çözeltinin yoğunluğu 2 gram bölü mililitre olduğuna göre hangisi eklenirse tam nötralleşme gerçekleşmez. Bakalım önce kütlece %20'lik diyor. O zaman ben bu adamın kütlesini bulmalıyım. Ne var elimde? %20 eşittir A bölü çözelti kaçtı? 400 mililitre çarpı 100 dediğimde yüzdelik dilime ulaşacağım. Ne olacak? A eşittir 80 gram. Elimde ne var? 80 gram çözeltim var. Şimdi şunu yapacağım. 2 eşittir 80 gram bölü hacim. Yoğunluk eşittir kütle bölü hacme. O zaman ne olacak cevabım? Hacmim ne olacak? 40 mililitre hacmim olacak. Şimdi geldiğimde 4 mol NH3 gazım var. 4 mol NH3 gazım şuna eşittir. 160 grama eşittir. O zaman bu çözelti doymuş çözelti olamaz. Bunu adadan eledim. 2 mol H2SO4'üm var. 2 mol H2SO4'üm benim kütleme uyuyor. Çünkü 150'den çok daha fazla oluyor. 148 gram hidroklorik asidim var. O zaman hidroklorik asidim de yine benim değerlerime uyduğuna göre cevabım 1 ve 3 olmalıdır. Devam ediyoruz soru çözümümüze. Şurayı 1 ve 3 yaptığımız zaman cevabımız E şıkkı olacak. 10. soru. Hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir? Sodyum hidroksit kostik olarak bilinir, lavabo açıcıdır. Hidroklorik asit yağ çözücü değil, temizlik ürünüdür. H2SO4, evet, zarç yağı, tuvalet temizleyicisi ve akülerde kullanılır. Hidroklorik asit yine temizlik ürünüdür, kireç çözer. HNO3, lavabo temizleyicisi olabilir. Cevabımız 10. soru için B şıkkıdır. 12. soru. Asit yağmurları ile ilgili hangisi yanlış? Asit yağmurları bitkilerin tahrip olmasına, denizdeki balıkların varlıkların ölmesine, tarihi eserlere ve binalarda aşınmaya, yani korozyon demek aşınma demek, aşınmaya neden olur. Ancak
SO ve NO gazları bizim asit yağmurlarına neden olmazlar. Cevabımız C şıkkıdır. Asit yağmurlarına neden olan CO2, NO2 ve SO2 gazlarıdır. O halde cevabımız 11. soru için C şıkkı oldu. 12. soru testimizin son sorusuyla devam edelim. Sodyum karbonat tuzuyla ilgili bazik karakterli bir tuzdur diyor. Evet, bazik karakterli bir tuzdur. Çünkü sodyum hidroksitin kuvvetli bir baz olduğunu biliyorum. Kuvvetli bir baz zayıf bir asitle birleşirse bazik tuz oluşur. Hidroklorik asit ile tepkimesinden açığa karbondioksit gazı çıkar. Bazik tuz olduğu için asitle tepkimeye girer, karbondioksit gazı açığa çıkar. Geleneksel ismi evlerimizde kullandığımız çamaşır sodasıdır. Kimyasal ismi de sodyum bikarbonattır. Sodyum bikarbonat, bir karbon olduğu için bikarbonat diyorum. Suyun arıtılmasında kullanılmaz. Suyu arıtırken eğer bu gazı kullanırsak içinde karbon olduğu için suyu ağırlaştırır. Bu nedenle bu madde suyu arıtırken kullanılamaz. Doğru cevabımızı işaretlediğimize göre bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.